Son yapılan yerel seçimlerde Nazım Yeli hemşerilerimiz büyük bir çoğunlukla bizi tercih ettiler. Öncelikli olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu seçimlerin bizim açımızdan şöyle bir özel durumu vardı. Yani bir seçim olmasının ötesinde benim ve ailem için farklı bir anlam ifade ediyordu. Şöyle ki 29 yıl önce maalesef bir terör saldırısı sonucu yine Nazımiye Belediye Başkanlığı görevini yürüten babam şehit edilmişti. Dolayısıyla Nazımiyeli hemşerilerimiz aradan geçen 29 yıla rağmen tekrar bu anlamda bizi destekleyerek yaşanan bu olaya verdikleri tepkiyi göstermiş oldular. Bu sebeple duygusal anlamda da bizim için önemli bir durumdu. Babam iyi bir insandı. Her zaman hemşehrilerimizin iyiliği, güzelliği anlamında çalışmalar yürüttü. Dolayısıyla biz 29 yıl sonra bu bayrağı teslim alarak aynı şekilde, babamın salık verdiği şekilde bu yetkiyi hemşehrilerimizin yararına, menfaatine olacak şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İlçemiz küçük bir ilçe, nüfus anlamında da küçük bir ilçe. Dolayısıyla belediyemizin kısıtlı kaynakları var. Bugüne kadar bu kısıtlı kaynakların sebep olduğu bir borçlanma durumu da söz konusu. Bunları bir şekilde çözmek için aday olduk. Bunların hepsinin, yani bu problemlerin aşılarak Nazımiyeli hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunmak adına adaydık. Adaylığımız başkanlığa dönüştü. Dolayısıyla bütün enerjimizi bundan sonra bu anlamda harcamış olacağız. Bu anlamda hem kaymakamlığımız hem valiliğimizden destek alacağız inşallah. Onun dışında da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden halkçı belediyecilik anlayışı doğrultusunda destek almayı bekliyoruz, umuyoruz. Bir şekilde ilçemiz için çok kıymetli iki değerimiz var. Biri rahmetli Kamer Genç, biri de bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla bu iki değeri var etmiş bir ilçeyiz. Dolayısıyla bu anlamda da genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in de desteğiyle ilçemizi yeniden yaşanabilir, tersine göçü bir şekilde sağlayabilecek bir duruma getirmek istiyoruz. Bu anlamda da partimizin büyük katkı sunacağını biliyoruz. Onun özgüven içerisindeyiz.